camlarınıza. Sen katillerle uğraşacaksın. Bir dakika kimseye esinmeyin. Endek'te 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen 7 sanık Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Hendek'te meydana gelen hava fişek fabrikası patlamasının ardından ilk duruşma bugün itibariyle başladı sevgili izleyenler. Bu duruşma 3 gün sürecek Covid-19 tedbirleri kapsamında. Dava hakkında biraz bilgi vermek gerekirse 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı davada 5'i tutuklu, 7 sanık bilinçli taksirle birden fazla adam öldürme ve kasten adam yaralamadan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu davada bugün itibariyle başladı ve ilk duruşma 3 gün sürecek. Fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun'un avukatlığını yapan Baro Başkanı Abdurrahim Burak, sabotaj iddiasının yeterince araştırılmadığını ifade etti. Patlamanın ilk gerçekleştiği günlerde terör örgütü olan Ateşin Çocukları'nın internet sitelerinde yapmış olduğu paylaşımlar var. Bu patlamayı üstlenmiş durumdaydılar ve işte batıdaki fabrikalarınız nasıl patlayacak göreceksiniz diye sosyal medyadan bir takım paylaşımlarda bulundular. Müvekkilim de o dönem zaten bu yaşanan patlamanın nedenini bir türlü tespit edememişti ve bunun sabotaj olma ihtimalinden soruşturma evresinde soruşturmayı yürüten makamlara bu durumdan haberdar etmişti. Ancak sabotaj ihtimali işin hakikati o dönem herhangi bir derinlemesine soruşturma yapılmadan üstü es geçilmiş ve çok ciddiye alınmamış bir iddia olarak ortada kalmış. Halbuki görüyoruz ki Ateşin Çocukları'nın yaptığı paylaşımlar hemen akabinde kısa bir süre sonra o internet sitelerine erişim engellenmiş. Eğer bu bir sabotaj ise o zaman hukuki sorumluluk tamamen değişir. Ve devlet buradaki tazminatlardan, fabrikanın da oluşan zararlardan ve tazminattan sorumlu olacaktır. Arkamda görmüş olduğunuz kalabalıkta fabrikada çalışan işçilerin yakınları bulunuyor ve güvenlik görevlileri üst düzeyde bir önlem almış durumda. Adli önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonuna giremediklerini belirterek tepki gösterdi. Biz adalet istiyoruz! Adalet istediklerini belirten fabrika çalışanları ve hayatını kaybedenlerin yakınları sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Berbat, buzda bölünen, yapılan bölüme attılar bizi. Molalara çıkmaya utanıyorduk, simsiyah çıkıyorduk, simsiyah. O ilaçlar üzerimizden çıkmıyordu ve muska bölümünden çıktı patlama. Bizim durduğumuz bölümden çıktı. O 3-4 patlamada hep biz içerideydik. Ben 7 gün eşimi bekledim. 7 gün 7 gece bekledim eşimi. Ben 7 gün sonra bana bir tabut getirdiler. 15 dakika. 15 dakika kapımın önüne. 15 dakika. 15 dakika durdu. Başka durmadı benim eşim. 15 dakika. O da eşim miydi? Ama olsun, ben kendimi onunla avutuyorum. Ben de oranın işçisiydim. Ama bütün yaptığım haram zıkım olsun. Pandemi sürecinde 3 ay boyunca Coşkunlar yığdı, yığdı, yığdı ve sonunda hazin son oluştu. Evet. Ve bu bağıra bağıra gelen bir şeydi patlayacağı. Usulsüzlükler çalıştım, gördüm, biliyorum. Hiçbir usul yoktu. Hiçbir kontrol yoktu. Göz göre göre katiller elleriyle cinayet aletlerini yaptı bu kadınlar. İşçilerin canına kastedenler engellensin. Evet. Biz istiyoruz ki bu çalışma düzenini sürdürenler engellensin. Bu insanlar canlarını nasıl kurtaracaklarını bilemediler. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!